Herkese günaydın. Bugün 1 Kasım Çarşamba. Haftanın 3. işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Bistüz Endeksi geçtiğimiz işlem gününü jeopolitik gerginliklere ilişkin gelen haber akışlarının yoğunlaşması ve Ekim vade sonu etkisiyle 199 puan düşüşle 7514 seviyesinden tamamladı. Bistüz Endeksi geçtiğimiz işlem günü %3,7 volatilitede hareket etti. BIST 100 endeksinde 5 günlük hareketli ortalama 7604, 22 günlük hareketli ortalama 8025 seviyesinden geçiyor. Piyasalar jeopolitik gerginliklerin yanı sıra bugün açıklanacak FED faiz kararı ve karar sonrasındaki açıklamalara odaklanacak. ABD'de FED'in faiz kararları çok bilinmeyenli denkleme dönüştü. Öyle ki üyeler arasında da tutarsızlıklar söz konusu. FED Başkanı Powell, Şahin Tonda açıklamalara devam ederken, FED Başkan Yardımcısı geçtiğimiz günlerde Güvercin Tonda açıklamalarda bulundu. Jeopolitik gergin, gerginliklere bağlı yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş, hala enflasyonist risklerin ayakta olduğunu gösterirken, FED'den bu ayda faizde değişiklik öngörmüyoruz. FED Watch anketinde de, Sabit kalma ihtimali %98'e yükselmiş durumdayken %2'lik kesim faizde 25 bas puanlık indirim bekliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz." dedi. Küresel enflasyonun 2024 yılında %5,8'e gerilemesini beklediklerini de belirten Bakan Şimşek, bu nedenle sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır mesajını verdi.